Berat Özsoy. Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanıyım. Evet, ülkemiz ve dünya bir pandemiyle uğraşıyor ve çok zor günler geçirdik. Nereden bakarsanız yaklaşık 3 aydır evlerimizde kendimizi karantina altında tutarak günlerimizi idame etmeye çalıştık. Gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse yetkili kurumlar, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Tabipler Birliği'nin önerileri doğrultusunda da hem vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem de meslektaşlarımızı bu süreçle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaları için ellerimizden geleni yapmaya çalıştık. Ancak tabii ki bir pandemi, bu yüzyılda bir karşımıza gelen ve bütün dünyayı etkileyen hastalıklardan, bu da bizim dönemimize denk geldi diyebilirim, bizim yaşadığımız döneme denk geldi. Bununla ilgili korunma yöntemlerimizi daha önce defalarca paylaşıldı. Neler yapmamız gerekiyor? Genel olarak pandemiyle ilgili düşünürsek, öncelikle genel vücut sağlığımız yerinde olması için hijyenimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hijyenimiz ellerimizi yıkamakla başladığını söyleyebilirim. Çünkü bu virüs temasla ve havadaki bulunan parçacıklarla paylaşıyor. Karşıdan karşıya yayılıyor, kişiden kişiye yayılıyor. Ellerimizi dokundurmuş olduğumuz yüzeylere çok dikkat etmeli ve düzenli olarak ellerimizi sabunla en az 20 saniye ama ayrıntılı olarak yıkamalıyız. Tabii ki dezenfektanlar da kullanabiliriz. Alkol bazlı dezenfektanları da kullanmamız mümkün. Ancak asıl işimiz mutlaka ellerimizi düzenli yıkamak olacaktır. Tabii bu dönemde dışarıya çıkıp iş hayatımızı devam ettirmemiz gerektiği durumlar da mevcut. Toplu taşımalara biniyoruz, alışverişe gidiyoruz. Alışveriş merkezleri şu an için açılmış olsa da havalandırma sistemleriyle ilgili gerçek düzenlemeler yapıldıktan sonra güvenli hale gelecektir. Elimizi gözümüze, yüzümüze, ağzımıza değdirmememiz gerekiyor. Türk halkı olarak biz ellerimizi yüzümüzle oynamayı, saçımızla oynamayı çok severiz. Ama bundan artık uzaklaşmamız gerekiyor. Kötü bir örnekleme olabilir ama poşeti bile parmağımızı yalayarak açan bir ülkeyiz. Veya poşetleri üfleyerek açan bir ülkeyiz. Bunlardan mutlaka uzaklaşmamız gerekiyor. Artık bu parmaklar yıkanmadan ağzımıza girmemesi, gözümüzle oynamamamız, saçımızla oynamamamız gerektiğini söyleyebilirim. Bu zaten bu pandemi özelinde değil, COVID-19 özelinde değil, her zaman yapmamız gereken ve sağlığımızı dikkat edeceksek önlemlerin başında geldiği söylenebilir. Evet, şimdi bu pandemi geçecek. İkinci bir dalga gelecek mi, gelmeyecek mi? Bütün pandemilerde ikinci bir dalga oluşmuş. Daha kuvvetli geçmiş, daha zor geçmiş. Ancak Türkiye'deki sağlık sistemi içine bakılırsa çok tecrübeli doktorlarımız var. Özellikle yoğun bakım doktorlarımızın tecrübesi dünyada olmadığını söyleyebilirim. Çok ve Sağlık Bakanlığı bir tedavi prosedürü oluşturdu. Bu tedavi prosedürleri içinde ve Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu verilere inanarak söylüyorum. Çünkü bizler sağlık meslek örgütleri olarak istemiş olduğumuz verilere her zaman ulaşamıyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın her gün yapmış olduğu açıklamalardan bizler de bilgi sahibi olabiliyoruz. Onlara inanarak tedavi sürecinde başarılı sonuçlar elde etmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Ancak artık bu virüsle yaşamasını öğrenmemiz gerekiyor. Bu virüs gidecek, aslında gitmeyecek, kalacak. Ancak biz bunlarla ilgili nasıl mücadele edeceğimizi öğreneceğiz. Belki aşılar gelişecek, belki tedavi yöntemleri birazcık daha geçecek, birazcık daha artacak ve öğrenilecek. Sonra belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra başka bir hastalık süreciyle de uğraşmak zorunda kalabiliriz. Bu sebeple biz bu COVID özelinde değil de bütün hastalıklara karşı neler yapmamız gerektiğini toplum olarak görmemiz gerekiyor. Bu süreçte tabii maskeler kullandık. Her ne kadar biz hekimler olarak doğru görmesek de eldiven takan birçok vatandaşımız da oldu. Eldiven vatandaşlarımıza özellikle yalancı güven hissi çok verdiği için elleriyle her yere dokundular. Bu sefer onlar da virüsün farklı yerlere yayılmasına sebep oldular. Önemli olan teması azaltmak. Bu sebeple de
eldiven kullanıyormuş gibi düşünüp ellerimizi bir yere değmememiz gerekiyor. Çünkü eldivenle bulaşmayacak düşüncesiyle her tarafa dokunan vatandaşlarımız eldiveni çıkartırken de kendilerine bulaştırıyorlar. Çünkü hekimlere ve sağlık meslek çalışanlarına eldivenin ve maskenin nasıl kullanılması gerektiği, nasıl çıkartılması gerektiği aslında özel derslerde anlatılır. Ancak yanlış yapılan hareketlerde kendimizi risk altına alma ihtimalimiz çok fazla. Keza maske kullanımıyla bununla beraber maskeyi mutlaka burnumuz ve ağzımız tam kapalı olacak şekilde ve üstten telli olan maskeleri tercih etmemiz gerekiyor. Bu tellerini de yüzümüze tam adapte edeceğiz ki dışarıdan herhangi bir şeyin girişine müsaade etmeyelim. Böyle çenemizin altında, burnumuzun yarısının açık olduğu tarzda takılan maskeler bize sadece o anda korunmuş olduğumuz hissini verecektir. Ancak halbuki dışarıdan gelecek bütün virallüklere, bakteriyallüklere vücudumuz açık kalacaktır. Sağlık Bakanlığı'ndan maske kullanmamızın sorgulanacağı tarihe kadar, söyleneceği tarihe kadar düzenli olarak maske takmamızın uygun olduğunu ben söyleyebilirim. Bununla beraber ben diş hekimi olarak neler aktarabilirim? Evet, bu dönemde diş hekimlerine ulaşmakta biraz güçlükler de yaşandı. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde de özelde de çalışan birçok meslektaşımız acil durumlar dışında hasta kabulü yapmadılar. Artık ufak ufak normalleşme sürecine girdiğimiz için kliniklerde tedaviler de başladı. Diş hekimleri özellikle ağza en yakın çalışan meslek gruplarından olduğu için, tabii ki kulak, burun, boğaz, göz, onlar da çok yakın çalışıyorlar. Ancak biz devamlı ağzın içinde çalışıyoruz ve tükürükle, kanla beraber uğraşıyoruz. Bu sebeple eğitimlerinin en büyük bölümünde enfeksiyon hastalıklarına karşı nasıl korunacaklarını çok iyi bilirler. Bütün diş hekimleri gerekli koruyucu önlemlerini alarak hastalarına bakabilirler ki biz de çapraz enfeksiyon deriz. Bir hastadan diğer hastaya bulaşın da önlenmesine yönelik derslerimiz mevcuttur. Bu konuda bütün diş hekimlerinin tam eğitimli olduğunu söyleyebilirim. Ancak yine de vatandaşlarımız acil olmayan estetik tedavilerle ilgili kısımlarını bir süre daha erteleyebilirler. En azından pandeminin biraz daha durulacağı döneme kadar ertelemeleri bence faydadan uzak değildir. Peki biz neler yapmalıyız bu süreçte? Madem hekime ulaşmakta da güçlük çekiyoruz ki birçok vatandaşımız da hastanelere ve hekimlere gitmekten de korkar bir duruma geldiler. Evet, kronik rahatsızlığı olanların mutlaka rutin tedavilerine gitmeleri genel sağlıkları için çok önemlidir. Diğer hastalıkların hepsi devam ediyor. Üzerine sadece bir pandemi olan COVID eklendi. Diğer hastalıklarını, özellikle yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi gereken tedavilerini aksatmadan ve düzenli kontrollerine gitmeleri bence çok önemli. Ağız diş sağlığı açısından da dişlerimizi mutlaka fırçalamalıyız. Biliyorsunuz ki bütün vücuda giriş yollarından bir tanesi ve en büyük giriş yolu ağzımız. Ağzımızdaki hijyenimizi en üst seviyede sadece bu dönem için değil, devamlı tutmamız için mutlaka ve mutlaka düzenli olarak dişlerimizi fırçalamayız. Bu fırçalamayı günde bir değil, günde en az 3 veya 4 kez her bir dişimizin yüzeyine fırçamız 2 defa değecek şekilde planlayarak yapmamız ve dişlerimizin bütün yüzeylerini fırçalamamız ağız hijyenimizi üst seviyede tutacaktır. Bu dönemde diş ipi kullanmak, sadece bu dönemde değil tabii ki, bütün ömrümüz boyunca diş ipi kullanmak, hekimlerimizin bize önermiş olduğu gargaraları kullanmak da faydalıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Diş Hekimleri Birliği bu dönemde bizlere tedavilere başlamadan önce bir takım gargaraları kullanmamızın da ağızdaki viral yükün azaltılması için bir yöntem olabileceğini söyledi. Ama bunu tabi vatandaşlarımızın devamlı kullanması da bu sefer ağızda farklı mikroorganizmaların artmasına yol açacaktır. Çünkü ağızda da bir denge vardır. Bu dengeyi bir anda bozduğunuz zaman da bu sefer farklı rahatsızlıklarla karşılaşılabilir. Yani gargara kullanmak da, fırçalama yapmak her zaman bence önemli olacak diye düşünüyorum.
evet bu pandemi de gelip geçecek. Diğer hastalıkların hepsi onlarla beraber kenarda durmaya devam edecek. Dolayısıyla bizler, tüm halk düzenli olarak hijyenimize dikkat etmeli. Ve ben de bir diş hekimi olarak ağız diş sağlığımızı en üst seviyede tutmamızın önemli olduğunu söylemek istiyorum.